Merhaba, Kinetik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün çilek örüyoruz. Sihirli halkamın içerisine bir adet zincir çekerek ipimi uzatıyorum. 4 adet ipimi alıyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir fıstık daha yapıyorum. Toplam 4 adet fıstık yapacağız. Sonuncu fıstığımı yapıyorum. Sihirli halkamı kapatıyorum. Kaydırma yöntemiyle ilmeğimi birleştiriyorum. Fıstıklarımın arasından bir sık iğne yapıyorum. İpimi uzatıyorum. Boşluğumun içerisine 2 adet fıstık yapıyorum. Diğer boşluğun arasına, fıstığın arasından 2 adet fıstık yapıyorum. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Toplamda 8 adet fıstığımız olacak. Kaydırma yöntemiyle ilmeklerimi birleştiriyorum. Kaydırma yöntemiyle iki fıstığımın ortasına geliyorum. İki tane fıstık yapıyorum. İki fıstığın ortasındaki boşluğa bir adet fıstık yapıyorum. Yanındaki fıstıkların içerisine de 2 adet fıstık yapıyorum. Ortalarına bir. İkili fıstıkların içerisine ikili fıstık olarak devam ediyoruz. İkili fıstık, bir fıstık, ikili fıstık olarak devam ediyoruz. Dördüncü sıradayız. Bir zincir çekerek fıstık yapımına geçiyoruz. İki fıstık yapıyoruz. Buradaki boşluklara birer fıstık yapıyoruz. Buraya da bir fıstık yapıyoruz.
İkili fıstığın içerisine 2 adet fıstık yapıyoruz. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Bir sıra sık iğne ekliyoruz. Gördüğümüz bütün boşlukların içerisine sık iğne yapıp devam ediyoruz. Artık eksiltmeye geçiyoruz. Döne döne öreceğim için kaydırmadan bir üst sıraya geçiyorum. İki sık iğne iki kanatlarından alarak eksiltiyorum. Amigurumi'deki eksiltme tekniğini uyguluyoruz. İki sık iğne örüyorum, bir eksiltiyorum. Eksilterek geliyorum. Elyafımın girecek kadar boşluk bıraktım. Göz kararı içerisine elyaf dolduruyorum. Ve kapatarak bitiriyoruz. Yaprağını yıldız şeklinde örüyoruz. Sihirli halkamın içerisine 3 zincir çekiyorum. 16 trabzan yapıyoruz. Altı tane zincir çekiyorum. Bir kaydırma yöntemi. Bir sık iğne. Bir yarım trabzan. Bir tam trabzan. Bir dolayıp 3 kere de çıkıyorum. Ve 3. trabzanın üstüne kapatıyorum. 6 zincir çekiyorum. Bir kaydırma, bir sık iğne, bir yarım trabzan, bir tam trabzan, bir doluyorum, 3 kere de çıkıyorum. Ve 3. trabzanın üstüne batıyorum. 5 adet bu şekilde yaprak yapacağız. İplerimi ön yüzde birbirine düğümleyerek kapatıyorum. Ve yaprağımız hazır. Tersinden monte ediyoruz.
çiliğimi sabitliyorum ipimi. Bir zincir çekerek. Toplam 15 adet zincir çekiyoruz. Yaprağımın ortasından geçirerek ben buraya sabitlemek için silikon kullandım. Siz dikebilirsiniz. Anahtarla geçecek kısmı çileğe monte ettiğim için yaprak kısmı çok önemli değil. O yüzden zaten yeterince sağlam. Şimdi çiçeğini yapıyorum. 2 adet zincir çekiyorum. 1 yarım trabzan, 1 sık iğne, 1 yarım trabzan, 6 adet trabzan yapıyoruz. Aralarda 1 zincir olacak. Sihirli halkamı sıkıştırıyorum. Bir zincir çekerek kaydırma yöntemiyle ipimi birleştiriyorum. İpimi bir zincir çekerek sarı halkama sabitliyorum. Üç adet zincir çekiyorum. İçerisine 4 adet dolgu yapıyorum. Hepsini bir alıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yanındaki trabzanın üstüne batıyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Dört adet dolgu yapıyorum. İki adet zincir çekip yanındaki trabzan üzerine kaydırma yöntemiyle ipimi sabitliyorum. Aynı işlemi 6 kez tekrarlıyoruz. Ve çiçeğimiz hazır. Ben diğer renklerini de yaptım. Sizce hangi rengi daha güzel olmuş? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bir kalp dahi koysanız benim için yeterli. Kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.